Evet Ahmet, şimdi asgari ücret herkes bekliyor. Bugünkü politika faizini de bekliyor. Sen şimdi bize asgari ücretle ilgili son bilgileri al. Dediklerine göre 3.900 lirada anlaşıldı. Top şimdi Erdoğan'ın önüne gelecek ve nihai kararı Erdoğan verecek. Cem, asgari ücret düğümünün bugün çözülmesi bekleniyor. Doğuş arkadaşımıza, editör arkadaşımıza şu anda sıcak haber olarak ekranlara yansıyor. KJ'de de bindirmiş. Şu an itibariyle bana gelen duyumlara göre, resmi açıklamalar değil, sadece kulis bilgisi ve duyum, 3850-3900 bandında bir anlaşmaya varıldı. Yani hem işçi kesimi hem işveren kesimi bu konuda uzlaştı. Ancak bu her şey bitmiş anlamına gelmiyor. Çünkü her zaman kulislerde şu dile getiriliyordu. 4000 rakamı konuşuluyordu. Artık top Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yine edindiğim kulis bilgilerine göre bu rakamı 4150-4200 bandına çıkarabileceği belirtiliyor. Yani yaklaşık Ben 8 bir milyon duyumumu asgari... söyleyeyim Ahmet. Şimdi Tabii söyleyeceğim. az önce bu senle bunu konuşacağımızı duyurunca gene bir kaynağımız yani Ankara'dan güvenilir. Ve Erdoğan'ın bunu 4200 liraya net 4200 liraya çekeceği söyleniyor. Evet, işte ben de az önce onu dile getirdim Cem. 4150-4200 bandına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çıkarması bekleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün açıklanan resmi bir programı yok Cem. Yani Cumhurbaşkanlığı sayfasına da baktık. Bildirilen resmi bir programı da yok. Ancak yine de şunu söyleyeyim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün bir aksiyon alabilir. Özellikle bu asgari ücret rakamlarına ilişkin olarak bir basın toplantısı düzenleyebilir ya da kameraların karşısına geçebilir. İşte o varılan 3900 rakamının üzerine koyacağı yani nihai rakamı 4150-4200 rakamını kendisi de açıklayabilir. Şu an itibariyle yaklaşık 8 milyon çalışanın gözü kulağı açıklanacak asgari ücret rakamına peki çevrilmiş durumda. Peki bir şey sorayım. O Evet. düzenleme yani 3900'de anlaşıldı. Erdoğan'ın önüne gelince Erdoğan'ın 4200 yapacağı söyleniyor dedik hep beraber. Bu vergi dilimindeki %16'lık, %14'lük mesele %9'a indirilecekti. O geçiyor mu? Yani vergi indiriminde işvereni rahatlatacak bir düzenleme var mı? Tabii o adımlar da atılacak. Hem vergi konusunda hem de SGK primleri konusunda işverenin yükü de azaltılacak Cem. Zaten o azaltmalarla birlikte o verilen rakamın olabildiğince üst seviyeye çıkarılması planlanıyordu. 3900 rakamında taraflar aslında uzlaştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdir yetkisini kullanarak bu rakamı 4150-4200 rakamına kadar çıkartabilir. Beklentiler bu yönde Ankara kulislerinde. Hatırlatalım, bu yeniden değerleme oranları da artmıştı. %36,2'lik bir zam gelmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan orada takdir yetkisini kullandı ve orada bir indirime gitti. %25'e düşürmüştü. Benzer bir olay bu asgari ücret konusunda da gerçekleşecek. Yani taraflar 3900'de el sıkışsa bile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan takdir yetkisiyle bunu yükseltecek. Bana gelen duyumlara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yeni asgari ücret rakamını açıklayabilir. Tabii bunlar kulis bilgi vereceğim. Yani resmi açıklanan bir duyuru yok, açıklanan bir bilgi yok. Benim Ankara kulislerinden, ekonomi kulislerinden edindiğim bilgiler. Hatta tekrar altını çizmekte fayda var. Bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu konuda bir aksiyon alabilir ve kameraların karşısına çıkarak bu rakamı kendisi açıklayabilir. Şunu da yine bir ihtiyat payı olarak bırakalım. Henüz pazarlıklar tam nihai olarak da sonuçlanmış değil. Son dakikaya kadar bunlar da devam ediyor. Hep dikkat edersen aralıklı söylüyorum. Hani 3850-3900, Cumhurbaşkanı Erdoğan da 4150-4200 bandında bunu belirleyebilir diye. Diğer bazı konularda yine masada son dakikaya kadar bu pazarlıklar, görüşmeler devam edecek. Ve nihai uzlaşma sağlandıktan sonra da bu asgari ücret rakamı kesin olarak, nihai olarak kamuoyuna duyurulacak. Ve hatta tekrar altını çizelim. Bu duyuruyu da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün yapabilir Cem. Şimdi bugün iki şey aynı anda olur mu? Yani Merkez Bankası Para Politikaları Kurulu toplanacak. Faizle ilgili bir karar verecekler. Belki sabit tutacaklar ya da bir puan indirecekler. Peşinden de asgari ücret açıklanır mı? Yani ikisi aynı gün olur mu bunların? Olabilir Cem. Hatta şöyle de olabilir. Hani kendi kişisel yorumumu söylüyorum. Merkez Bankası'nın bugün yine faizi düşürebileceği ifade ediliyor. 1 puan ya da 2 puan daha düşüş yaşanabilir. Dolayısıyla bunun piyasalara bir etkisi olacak. Yeni bir dalgalanma yaşanabilir. Ekonomi kulislerinde belli tartışmalar yaşanabilir. Hatta o tartışmalarında hani çok fazla büyümemesi için de böyle bir yol tercih edilmiş olabilir. Yani o rakam açıklandıktan sonra ister istemez piyasalar
oralarda bir dalgalanma yaşanacak, yeni tartışmalar yaşanacak. Ancak asgari ücret rakamının açıklanmasıyla birlikte tekrar bir gündem değişebilir. Tekrar altını çizecek olursak, yani bu benim edindiğim, söylediğim bilgiler kulis bilgileri. Yani kesin olarak bu rakam olacak ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin olarak çıkacak demiyorum. Aldığım duyumları seyircilerimize aktarıyorum. Dolayısıyla şu an itibariyle bana gelen bilgiler o yönde. Taraflar 3900 rakamında, yani 3850-3900 rakamında uzlaştı. Ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu rakamı 4000'in üzerine çıkartacak. Kendi takdir yetkisini kullanarak o rakamında, yine bana gelen bilgilere göre 4150-4200 bandı olduğu söyleniyor. Yani bugün çok hareketli bir gün olacak. Gözler bir yandan asgari ücret tespit komisyonunda ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olası açıklamalarında olacak. Diğer yandan da saat 14'te Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında olacak Cem.